Merhaba ne haber? Hoş geldiniz. Bugün biraz hastayım, sesim garip çıkarsa kusura bakmayın. Biliyorsunuz burada bir sürü siyasi partiyi eleştiriyorum ve bana sorulduğu zaman ''Hangi partiyi destekliyorsun?'' şeklinde benim net bir cevabım yoktu. Çünkü henüz kafamda oluşturmamıştım ancak bu partilerin politikalarını okuduğum zaman bana en yakın gelen devaydı. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim fakat Ali Babacan'ın vaat olarak sunduğu son birkaç şey benim deva partisinden uzaklaşmama sebep oldu. Bunlardan ilk Ali Babacan'ın söylediği ''Yeni doğan bebekler sağlıklı büyüsün'' diye bir yıl boyunca süt ve bebek çıkmaması başta olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılayacağız şeklinde bir açıklamasıydı. Hayatımda böylesine popülist, böylesine saçma bir vaat görmedim. Ha millet kafasına göre çocuk doğuracak, sonra ben milletin kafasına göre doğurduğu çocuğa bir yıl boyunca bakacağım. Benim vergilerimle bakılacak. Ya şimdi söyleyeceğim belki acımasız gelecek. İstediğiniz kadar yorumlarda linçleyebilirsiniz. Saf düşüneceğim. Senin doğan çocuğa asgari şartlarda bir yıl boyunca bakacak gücün yoksa zaten çocuk doğurma. Çünkü bu doğacak olan çocuğa da bir kötülük. Ben Mesela ben düşünüyorum diyelim ki ben kendime bile yetemiyorum. Gerçekten çok az param var. Çocuk yapmam kardeşim. Önce kendime yetmeye çalışırım. Çünkü üzerime yepyeni bir sorumluluk alacağım. Bir insan dünyaya gelecek. Dolayısıyla onu en azından asgari şartlarda büyütebilmem gerekiyor. O yüzden ben böyle bir topa girmem. Bu akılcı bir yaklaşımdır. Şimdi bırakın birçok insanda böyle bir bilinci daha asgari şartlarda bile bakamayacak olmasına rağmen tıkır tıkır çocuk yapan onlarca ebeveyn var. Bu çocuklar düzgün bir büyüme süreci geçiremiyorlar. Büyük ihtimal büyüdüklerinde okula gönderilemiyorlar. Doğal olarak onların hiçbirine parlak bir gelecek sunulmuyor. Bunların hepsi ebeveynlerin akılcılıktan tamamıyla uzak, sorumluluk bilinci olmayan fikirlerinden kaynaklanıyor. Sonra Ali Babacan çıkıyor ve diyor ki hayır kardeşim ya siz çocuk yapmaya devam edin. Bir değil, iki değil, beş tane, on tane yapın. Nasıl olsa biz bir sene boyunca asgari şartlar altında o çocuklara bakacağız. Bakın geçen bir videoda söylemiştim. Devlet sizi genelde mal olarak görür, bir insan olarak değil. Doğmanızı, büyümenizi, asgari şartlarda yaşamanızı iyi ister. Bu vaat artık bunun son noktasıdır. Ben birkaç kişinin zevkine göre doğuracakları çocuğa bir sene boyunca asgari şartlarda bakmakla yükümlü falan değilim sayın Ali Babacan. Ya zaten bu tarz sosyalist vaatlerin altında hep böyle şeyler yatar. Biz bakacağız, biz yapacağız. Sen önce alım gücünü yükselt, ekonomini düzelt. Bana asıl bu konuda akılcı vaat dersin. Zaten o aile çocuğunu yaptıktan sonra bir sene boyunca asgari şartlarda bakabilecek duruma gelir. Sosyalist vaatler böyledir arkadaşlar. Uzaktan çok güzel gözüküyor gözükür. Aa dersin bir sene boyunca çocuklarıma bakılacak ne kadar hoş. Ama sonra arkandan bir liberal gelir. Ensene şaplatır ve şöyle der. Ulan gerizekalı zaten ekonomiyi düzeltsek sen bunların hepsini yapabileceksin. Ulan dümbük senden zaten faiz vergi alınmasa o alamadığın bebek maması, bebek bezi hepsini alabileceksin. Ama Sir Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözü aklıma geldi şimdi. Bunlarda böyle bir kafa yok. Gerçekten de yok. İkinci olarak Ali Babacan'ın bir garip üniversite fikri gündem oldu. Üniversite kampüslerinin kapısını halka açacağız. Ders veren öğretim üyelerinin rızası dahilinde vatandaşlarımızın üniversitelerde derslere katılmasına izin vereceğiz. Hashtag üniversitelere deva. Ya oğlum zaten bizim kampüse gitmemizin nedeni orada halk olmaması lan. Yani dışarıdan insanlar giremiyor diye. Orayı sadece belli bir başarının üstündeki insanlar kazanıyor diye oradalar. Birçok insan sadece bu nedenden dolayı üniversiteye gitmek istiyor biliyor musun? Ayrıca üniversiteye giden İnsanlar reptilyan falan değil yani. Zaten halk için kapı açık. Yapman gereken şey TYT'ye girip güzel bir puan yapmak. Ne güzel lan barajı bile kaldırdılar. Nasıl mevcuttan daha kötüye gidebilecek vaatler sunabiliyorlar. Ulan acaba oturup böyle düşünüyorlar mı bu konular hakkında diye korkmaya başladım. Sorun çok net değil mi Sayın Ali Babacan? Yani neden bu kadar üniversite var? Bunların birçoğunu kapatmamız gerekiyor. Buradan nitelikli insan yetişmiyor demen gerekiyorken kapıları halka açacağız, herkes eğitim alacak falan demek. Ya yapma Allah aşkına. Eğitim almak isteyen adam zaten alır. Üniversiteye girmek isteyen adam zaten girer. Bunlar öyle zor şeyler değil Türkiye'de. Sanarsın işte Amerika'daki gibi bir senelik öğretim ücreti için binlerce dolar vermen gerekiyor. Öyle bir şey yok. Birazcık isteyen zaten üniversiteye girebiliyor. Sıkıntı da tam olarak bu. Niye birazcık isteyebilen üniversiteye girebiliyor. Neden olan asıl bunu çözmemiz gerekmiyor mu? Asıl çok isteyenin gerçekten çok çabalayanın üniversiteye girmesi gerekmez mi? Çok ilginç gerçekten ya. Şaşırıp kalıyorum böyle vaatlere. Dediğim gibi ben Devan'ın ekonomi politikasını ve bazı vaatlerini okuduğum zaman çok yakın gelmişti bana. Demiştim harbiden bir parti var lan galiba falan. Ama sonrasında böyle vaatler gelmeye başladıkça Böyle bir uzaklaştık. Biraz daha uzaklaşacağız gibi duruyor bu gidişte. Sizlerin de fikirlerini bekliyorum arkadaşlar yorumlara. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Bay bay.